Türkiye çelik tencere üretiminde Avrupa'da ilk sırada sevgili seyirciler. Ülkemizde ise çelik tencerenin %90'ı Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Adana Haber Büromuzdan bir ekip Kahramanmaraş'ta, karşımızda da İsmail Turan var. İsmail günaydın. Günaydın Tunç Tuncel. Sözü sana bırakacağım ancak konuklarına muhakkak bir sorum var, onu yöneltmeni istiyorum. Piyasada çeşit çeşit ama çok da farklı fiyatlarda çelik tencere görebilmekteyiz. Bu kadar çok seçenek arasında nasıl bir karar vermemiz gerekli? Bir çelik tencere seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Sohbetimizin sonunda bunu da sorarsan çok sevineceğim. Belki başında da sorabilirsin, bilmiyorum, yerini sen seç ama benim sorum özellikle bu. Söz şimdi sizde. Evet. Tunç Tuncel, sizin de demiş olduğunuz gibi çelik tencere üretiminin %90'ı Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Tabii şu an içerisinde bulunduğumuz bu fabrikada, çelik tencere üretimi fabrikanda da %60'ı burada üretiliyor. Yani en çok üretimin yapıldığı fabrikadayız şu an. Fabrika içerisindeki kameraman arkadaşlar da size çelik tencere üretiminden farklı görüntüler verecek. İçeride çok fazla gürültü olduğu için fabrikanın içerisinde biz size daha sakin bir yerden sesleneceğiz. Hemen kısaca özetlemek gerekirse çelik tencere üretiminde Türkiye'nin bu başarısını konuşacağız ve bayanlar çelik tencere alırken daha çok nelere dikkat etmek gerekiyor, nelere dikkat etmeleri gerekiyor, onları konuşacağız. Hemen yanımızda şimdi Genel Müdür Yardımcısı Fatih Dinçer Bey var. Fatih Bey, bu başarı nasıl oldu? Nereden başladınız? Ne zaman başladınız çelik tencere üretmeye? Efendim, benim dedem bakır ustası. Bakırcılıkla başlıyoruz biz bu olaya. Sene 93'te biz çelik tencereye başlıyoruz. Hala da şu an çelik tencereyle devam ediyoruz. Evet, ne kadar üretiliyor mesela bu fabrikada? Sadece bu %60'lığın bir oranın karşılandığı bu fabrikada günde ne kadar üretim var? Bizim günlük üretim kapasitemiz şu an günlük 30 bin adet tencere. Günde 30 bin adet tencere üretiyoruz. Gerçekten çok büyük bir rakam. Tabii bu 30 bin sadece ülke içerisinde mi tüketiliyor yoksa ihraç da ediliyor mu? Hayır. Biz üretimimizin %60'ını ihracat yapıyoruz. Şu an 4 kıtada 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Evet, tabii gerçekten 4 kıtada 40 ülkeye büyük bir oran. Peki şunu sormak istiyorum. Yani yurt dışına ihraç ederken üretimde dikkat ettiğiniz şeyler var mı? Nelere dikkat ediyorsunuz veya daha çok? Şöyle, her ülkenin yemek kültürü, yemek alışkanlıkları farklılık arz ediyor. Ülkede bir pazara girebilmeniz için ürünlerinizi onların mutfak alışkanlıklarına, mutfak kültürlerine göre revize etmeniz gerekiyor. Mesela bazı ülkelere girerken işte buharla pişiren hamur işi ürünler veya makarna tencereleri yapmanız gerekiyor. Ürünlerinizi bu şekilde modifiye etmeniz gerekiyor. Kaldı ki kendi Türkiye'nin coğrafyasının içinde bile bölgeler arası farklılıklar arz ediyor. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde aileler daha kalabalık olduğu için daha büyük kapasiteli tencereler satarken Ege ve Trakya bölgesinde aileler küçük olduğu için daha küçük tencereler satıyor. Evet, tabii bu sizin de söylemiş olduğunuz gibi her bölgede bile aslında tencerenin tasarımına, kullanımına, büyüklüğüne kadar birçok şeye göre değişiyor. Hangi ülkelere ihraç ediyoruz mesela daha çok? Biz Avrupa'da İtalya ve Fransa başta olmak üzere hemen hemen hepsine ihracat gerçekleştiriyoruz. Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle çalışıyoruz. Evet. Ülkeleriyle de çalışmalarımız devam ediyor. Bize en yakın olan hangisi mesela, üretimimize en yakın olan rakibimiz diyeyim artık? Rakip olarak baktığımız zaman yani bir tek Çin diyebiliriz. Ama biz Çin'i de kendimize rakip olarak görmüyoruz. Niye? Çünkü Türkiye olarak biz Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam ortasında yer alıyoruz. Doğal olarak müşteri siparişi geçtiği zaman Türkiye'den biz 10 günde veya 1 ayda yükleme yapabiliyoruz. Ama Çin'in böyle bir avantajı yok. Doğal olarak müşteri deposuna giriş maliyeti hesapladığında biz Çin'den pahalı değiliz. Evet. Şimdi Fatih Bey, piyasaya baktığımız zaman gerçekten çok ucuz bir tencereden çok pahalı tencereye kadar, yani farklı farklı tencereler görüyoruz. Mesela bu fiyat farkı neden bu kadar fazla? Şimdi her üründe olduğu gibi bizim ürünümüzde de değişik segmentler var. Biz de bu değişik segmentlere göre üretim yapıyoruz. Şimdi araba modellerinde de baktığınızda değişik segmentlerde ürünler var. Biz de ona göre imalat yapıyoruz.
Fatih Bey çok teşekkür ediyoruz. Sunuç Tuncel yanımızda tabii tencere, çelik tencere üretildiğini fabrikanın şu an showroomundayız. Ve çok sayıda da burada çeşit çeşit tencereler var. Sizi ben şöyle alayım Güven Bey. Güven Bey de fabrikanın üretim müdürü. Burada bize çelik tencerenin kısaca tanıtacak. Burada farklı farklı modeller var tabi ve çelik tencerenin hangi aşamadan geçerek normal anlamda kullanabildiğimiz bir tencere haline dönüştüğünü gösterecek bize. Güven Bey merhabalar öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çelik tencere üretirken tabi farklı aşamalardan geçiyor. Onu kısaca gösterebilir miyiz biz? Ha, şöyle geçelim. Buyurun. Gelen saçlar pul ebatlarda üretilecek tencerenin nebatına göre dilimleniyor. Daha sonra sıvama hatlarında sıvanıp tencerenin gövdesi meydana geliyor. Akabinde aradaki alüminyum ve kapsül taban birleştirilip friksiyon makinalarında çakılıyor. Polisaj hatlarında iç ve dış parlatması yapılıp yıkanıyor, puntalanıyor kutları. Daha sonra paketleme aşamasıyla depoya sevk ediliyor. Evet Güven Bey, gerçekten baktığımız zaman sadece bir saç halinde fabrikaya giriyor. Evet. Ve tamamen hepsi burada, bütün aşamalardan geçtikten sonra hepsi burada geliyor. Evet. Evet. Peki Güven Bey, bizim ve tabii öyle zannediyorum çok sayıda bayan izliyor şu an TRT1'i. Evet. Yani en çok dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir mesela bayanların? Öncelikle, tencere alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Öncelikle tabii ki ihtiyaç olan ürünü belirlemesi lazım nihai müşterinin. Daha sonra kalite olarak uzun ömürlü ürün istiyorsa 304 kalite ürünleri tercih etmeli. 304 nedir? Biraz açabilir miyim? 304 paslanmaz çelik. 18-10 içerikli paslanmaya ve korozyona daha dayanıklı. Mesela bu tencerelerde görebiliyor muyuz bu oranı? Tabii ki taban mühürlerinde 18-10 krom nikel yazısı vardır bu tür ürünlerde. Evet. Müşteri daha çok bu ürünleri tercih ederse daha uzun ömürlü olur. Tabii ki bunun yanında kalite standartlarında üretilmiş olması lazım. TSE belgesi, daha sonra C sertifikası, garanti belgesi olan ürünler daha çok tercih edilmeli. Mesela şimdi düdüklü tencere alırken tabii bu tencere bir anlamda aslında biraz da tehlikeli kullanımı açısından. Bu tür tencereleri alırken dikkat etmemiz gereken ayrı bir özelliği var mı? Tabii ki özellikle TSE ve C ibaresinin muhakkak üründe olması gerekiyor. CE belgesi tabii bütün çelik tencerelerde olmuyor değil mi? Sadece tencerelere has bir belge bu. O yüzden özellikle müşteri alırken bu tür ürünlerde bu özelliğe dikkat etmesi gerekiyor. Evet Güven Bey, ben hemen şunu da sormak istiyorum. Tabii halk arasında çok bilinen şeylerden bir tanesi, eğer çelik tencereyi aldığınız zaman ağırsa kalitelidir. Bu doğru mu? Tabii ki bu da bir etken. Fakat biraz önce de belirttiğim gibi uzun ömürlü tencere kaliteli sacdan yapılan tenceredir. Yani kalınlık da tabii bu noktada ayrı bir özelliğe sahip. Fakat daha parlak ürün ve daha uzun ömürlü ürün için kaliteli sacdan yapılan, her türlü ocakta kullanılabilen ürünleri tercih etmeleri daha önemli. Evet Güven Bey, tabii her şeyin modası olduğu gibi tencerenin de modası olsa gerek. Evet. Bu ilki modellerden de kısaca bir bahsedebilir miyiz göstererek? Trend olan modeller daha ergonomik, kullanıma daha uygun olan, özellikle bakalit kulplu ürünler daha çok tercih ediliyor. Örnek olarak gösterecek olursak. Örnek bakalit kulplu olan ürünler daha revaçta, müşteri tarafından daha çok tercih edilen ürünler. Ve kullanım açısından da mesela bu modelimiz düdüklü haşlama kapı artı spagetti içeren bir ürün. Bunu düdüklü olarak kapağını çıkartırsanız cam kapakta karşılarınız, tencere olarak makarna için spagetti olarak ve haşlama kabı olarak çok fonksiyonlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, gerçekten bir ürünü birden fazla amaç için kullanabiliyoruz. Tunç, hemen yanımızda tabii farklı bir tencere de var. Onu da göstermek istiyoruz. Biz hemen burada makarna yaptık programımız içerisinde. Güven Bey, onu gösterelim. Bu makarna tenceresinin nasıl kullanıldığını. Bu tabii daha çok İtalya'da tercih edilen tencere çeşidi. Bir ürün. Fakat ülkemizde de vatandaşımızın fazla bilmediği bir ürün, tercih etmediği bir ürün. Fakat çok kullanışlı, evet. Çok fonksiyonel bir ürün. Özellikle makarna pişirmede birebir bir ürün. Gösterebilir miyiz hemen mesela? Tabii. Pişen makarna suyuyla beraber, bizim hanımlarımız genelde evde süzgeç kullanır bu olayda. Fakat bunda süzgece gerek yok. Direkt tencerenin kendi özelliğiyle suyu boşaltıp makarnayı sade bir hale getirebiliyoruz. Evet.
gerçekten. Tabii sapları da farklı, kulpları da tabii farklı. Tabii ki. Kulplar özellikle kapağı kilitliyor ve kapağın düşmesini engelliyor. Evet, bir açabilir miyiz kapağını? Gösterelim. Evet, bu şekilde tencereyi kendi kapağıyla çözmüş oluyoruz. Güven Bey, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. İyi günler. Evet Tunç Tuncel, sizin de görmüş olduğunuz gibi farklı farklı çelik tencere çeşitlerini göstermeye çalıştık sizlere. Bayanların da çelik tencere alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini göstermeye çalıştık. Şu an için Kahramanmaraş'taki çelik tencere üretim fabrikasından aktarabileceklerimiz bu şekilde. Sözü tekrar size bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Türk yatırımcısının başarısının devamını diliyoruz. Son tencereyi gördükten sonra yeni bir masraf kapısı yolda diyebiliriz herhalde, en azından bizler için. Ve sevgili seyirciler, sizlerden veda edeceğiz. Sabah haberin bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte yeni gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın ve lütfen sağlıklı kalın.